ayılamamıştım. Artık konuşabilirim diye düşündüm. Bugün benimle beraber evde vakit geçireceksiniz. Ama bu nasıl bir vakit geçirme? Şöyle. Bu videonun asıl amacı şu ki, özellikle evdeyken. Çünkü evdeyken insanın çok bir şey yapası gelmiyor, biliyorum. Dışarı çıktığımızda daha fazla enerjimiz oluyor ama evdeyken de bu enerjiyi nasıl kullanabiliriz? Bunu nasıl kendi avantajımıza çevirebiliriz? Evdeyken kendimize ne kadar fazla şey katabiliriz aslında? Ve evde olmayı nasıl sevebiliriz? Videonun amacı bu ve benimle beraber günlük rutinlerimi yaptığım, elimden geldiğince üretken olduğum, olmaya çalıştığım bir gün olacak. Bir tane uygulamam var, kullandığım. Onu da göstereceğim size. Umarım videoyu şimdiden beğenirsiniz ve umarım sizin için de bir motivasyon olur aynı şekilde. Onu umarak çekiyorum çünkü zaten bunlar her gün yaptığım şeyler olduğu için ben bir süredir zaten alışkınım. Size de aynı şekilde bunu aşılamak, bunu buradan size geçirmek istiyorum. Umarım bu konuda biraz olsun başarılı olabilirim. Şimdi benim bahsettiğim uygulama da bu. Bu her gün düzenli olarak yaptığım benim alışkanlıklarım. İşte buz banyosu dediğim, az önce yüzümü uyguladığım buzdan bahsediyorum. İlaçlarımda en az 2 litre su içmeye çalışıyorum. Cilt bakımı, kahvaltı, pilates, odayı topla, telefonunu temizle. Her gün kendimi motive edecek ya da kişisel gelişimimi sağlayacak bir şey yapmaya çalışıyorum. Her gün yarım saat kitap okuyorum. Ayrıyetten yine İngilizce roman okuyorum. Meyve yiyorum. Harcamalarımı takip ediyorum. Ajanda tutuyorum. Bir de günlük gelen şeylerim var. Bugün cuma günü olduğu için bugün de mesela makyaj fırçalarımı yıkamam gerekiyormuş. Bunlar zaten bende artık bir yerden sonra alışkanlık haline geldiği için "Aa bakayım ne vardı" falan olmuyorum da işte yapıp yapıp sonra tak tak hepsini işaretliyorum aslında. Önce bir yatağımı toplayacağım. Yatağımı toplamadan çünkü hiçbir işe girişemiyorum. Kafam dağınık oluyor, niye bilmiyorum. Ben çarşaflarımı, yastık kılıflarımı, yastıklarımı ve perdelerimi falan yıkamıştım. Şimdi onlar kurumuş. Perdeleri zaten direkt astım. En nefret ettiğim şey yorganın o şeyini geçirmek. Nevresini artık bilmiyorum ismini. Onu ben genelde böyle sıkıcı ev işlerini yaparken hepimiz gibi bazen müzik dinliyorum. Ama bazen de kafam açılsın, bir şeyler düşünebileyim o sırada bir konuya dair diye. Bir podcast açıp sıkıcı olan işleri yaparken bir yandan podcast dinlediğim çok oluyor. Nasıl üretken olabiliriz diye bir cevabı daha. Günlük sıkıcı işlerimizi yaparken tabii ki şarkı dinleyebiliriz ve bu modumuzu sabah sabah bence gayet yükselten bir şey. Ve üretken olmamıza da hani yardımcı olan bir şey. Ama onun haricinde bir alternatifimiz daha var. Sevdiğiniz bir podcast'i açıp dinleyip konu ne olursa olsun bu konuya dair düşüncelerinizi kendi içinizde tartışabilirsiniz ya da başka insanların bu konuyla ilgili neler düşündüğünü öğrenebilirsiniz en basiti. Biraz daha üretken olabilmek için şu an bir tane podcast açacağım. İşimi halletmeye gidiyorum. Podcast'imi dinliyorum o sırada. İşim bitince tekrardan görüşürüz. Yatağımı topladım. Bütün çarşafları, yastık kılıflarını geçirdim. Ama şöyle bir durum var ki odam aslında hala dağınık. Önce sabah yaptığım işlerimi halledeceğim. Bunun içinde neler var? Sporumu yapacağım. Cilt bakımımı yapmam lazım. Ondan sonra kendime bir kahvaltılık bir şeyler hazırlayıp ilacımı içmem lazım. Ondan sonra artık temizliğe falan girişeceğim. Şimdi şöyle bir durum var. Yani ekipmanım ya da yerim olmadığı için, spor salonuna gitmeyi de sevmediğim için genelde spor yapmayı hep erteliyordum. Ve ben böyle workoutlardan, işte hoplamalı zıplamalı şeylerden nefret ediyorum. Evde hani yapmaya çalışıyorum falan ama aşırı yoruluyorum. Kendimi motive etmeye çalışıyorum ama beni bu kadar yoran bir şeyi o gün tamamlasam bile ertesi gün canım yapmak istemiyordu falan. Bir düzenim
asla olmuyordu. Yani önceden aletli pilatese de gitmiştim ama aletli pilatesleri grup dersi olsa bile hani ücretlerinin her zaman karşılanmayacağı da aşikar. İşte en basit elimizin altında kaynak ne var? YouTube var tabii ki. Instagram'dan bir tane kız karşıma çıktı ve o kadar sevdim ki hani bu işi. 2-2,5 aydır düzenli olarak pilates yapıyorum. Yani arada tabii ki işte tatiller oluyor, işte haftalık aralar oluyor. Hani yapamıyorsun. Tabii ki o 2-2,5 ay her gün yaptım demiyorum ama düzenli olarak rutinime oturtmayı başardım. Burada demek istediğim şey şu. Belki workout seviyorsunuz. Belki vücudunuzu zorlamayı seviyorsunuz. Hoplamayı, zıplamayı, nefes nefese kalmayı seviyorsunuz. Belki benim gibi atlamalar, zıplamalar olmadan, çok böyle nefes nefese kalmadan pilates yapmayı seviyorsunuz. Yani sevdiğiniz şeyi bulana kadar her şeyi denemeniz lazım. Matım yok, aletim yok, bir şeyim yok deyip de insanın morali bozulabiliyor ve yapısı gelmiyor. Bunu da çok iyi anlıyorum. Ama vücudumuzu ne olursa olsun hareket ettirmek bence asıl önemli olan şey. Pilates'in gerçekten bende işe yaradığını gördüm dediğim gibi. Workout'lar yaptım, uygulamalar indirdim, YouTube'dan videolar izledim. O Chloe Ting'i bence hepimiz biliyoruzdur. O hiç benlik bir şey değil. Kaç kere denedim. En fazla 2-3 gün gidebildim dediğim gibi. Ama sonuç olarak deneye deneye Pilates'in benim için uygun olan şey olduğunu anladım ve severek yapıyorum. Haricinde rutininize eklemek için sonuçta bir alışma süreci var, değil mi? Şöyle düşünün, spor yapmak istiyorsunuz. Ben workout için konuşayım. Ben şimdi mesela spor yapmak istiyorum, workout yapacağım o zamanlar. En az yarım saat sürüyordu. Zorlanıyordum falan, hani zorlanmam normal çünkü ne zamandır işte dans etmiyorum, spor yapmıyorum diye düşünüyordum. Ama doğru olan şey o değil. Sizin o rutini oturtabilmeniz için yaptığınız şeyin, bu işte spor yapmak olsun ya da günlük tutmak bile olsun, bugün bir saat ya da yarım saat workout yapacaksın ya da işte bugün iki sayfa yazı yazacaksın dediğiniz zaman bu size zorlama gibi geliyor ve bir gün yapıyorsunuz, iki gün yapıyorsunuz, üçüncü, dördüncü gün elde hiçbir şey yok, yapmıyorsunuz çünkü içinizden gelmiyor. Burada ki tutarlılığı sağlamak için önemli olan şey şu, bebek adımlarıyla gitmemiz gerekiyor. Mesela pilates dedim. Benim şu an videolarını izleyip beraber pilatesi yaptığım kız haftalık mesela challenge'lar yapıyor ve bu challenge'larda maksimum videolarının süresi 25-30 dakika. 10 videosu varsa 2 tanesi hani 30 dakika gibi düşünün. Küçük küçük adımlarla rutinimize eklediğimiz zaman ve biz buna bu şekilde alıştığımız zaman bu sefer fazlasını yapmayı zaten istiyoruz. Burada demek istediğim şey şu. Kendinize bir şey katmak istiyorsunuz, bir şeye alışmak istiyorsunuz. Bunu Everest'e çıkmak kadar büyük bir şey olarak gözünüzde hayal ettiğiniz zaman zaten bunun devamı gelmiyor. Burada asıl önemli olan şey bebek adımlarıyla vücudunuzu, beyninizi buna alıştırarak küçük küçük hareket ederek zamanla zaten ilerlemek, işi büyütmek. Atıyorum 10 dakika pilatesle ya da workoutla başladınız. Bu bir süre böyle devam etti. Artık zaten vücudunuz fazlasını isteyecek. Ve bir baktınız bir yerden sonra yarım saat, bir saat yapınca hani anca oturuyor bir şeyler gibi. Öyle işte. Ben şimdi o dediğim haftalık pilates challenge'ının kaçıncısını yapacağım bilmiyorum. Şu an oraya yapıyorum. Sonra verimli günümüze devam edeceğiz. Sporumu yaptım, üstümü değiştirdim, geldi. Kahvaltıya geçmeden önce bir cilt bakımı yapmam lazım. Spor yaparken terliyorum, ediyorum falan diye hep spordan sonraya saklıyorum. Ama bu sefer gerçekten uzun sürdü çünkü yatağı falan topladım. Bir an önce cilt bakımı yapıp ondan sonra kahvaltıya geçeceğiz. Sabah kullandığım serumumu süreceğim. C vitamini. Sabah uyguladığım tarife çok da böyle aman aman bir şey değil. Sadece serum, nemlendirici ve güneş kremi kullanıyorum. Akşam kullandığım kremlerim ve serumlarım farklı ama.
hepimizin bildiği o kremi kullanıyorum. Bir de evde bile olsak ne yapıyoruz? Güneş kremi kullanıyoruz. Bu arada sadece yüze değil, ben o gün içinde ne giymişsem, nerem güneş görebilecekse her yerime artık güneş kremi sürüyorum. Sadece yüzüme değil. Yüzüme La Roche'un şu kuru ciltler için olan güneş kremini kullanıyorum. Vücudum için bizim bildiğin Nivea'nın şu koruyucu ve nem olan güneş kremini kullanıyorum. Ve yaşlılık en fazla boyunda ve de ellerde görüldüğü için özellikle bu bölgeleri atlamıyoruz. Son olarak da dudaklarımızı nemlendiriyoruz. Dışarıdaysam bunu kullanıyorum. Elim hani dışarıda nereye değiyor, nereye değmiyor belli değil. Hijyen açısından daha iyi. Evdeyken bazen bunu kullanıyorum. Bazen o Sephora'dan aldıklarım, geçen videodan izlediyseniz onu kullanıyorum. Ama bundan ben bayağı böyle büyük bir parça alıp öyle sürüyorum. Bunu bile o kadar çabuk emiyor ki. Sabahki cilt bakımımız tamam. Kahvaltıdan önce sabah ilk size gösterdiğim o habit tracker vardı ya. Ona bir bakacağız. Ice bath dediğim okey. Suda bir sabah bir bardak limonlu içtim. Bir tane de spor yaparken yanıma aldım. O yüzden ikisini gireceğim. O bardaklar 250-250'den 500 ml yapıyor. Cilt bakımı yaptım. Kahvaltı yapacağız, sonra ilaç alacağız dedim. Pilatesi yaptım. Odayı da toplamadım temizlemediğim için. Telefonu bir sileceğim çünkü cilt bakımı yapıyorum. Ondan sonra telefonun üstündeki kirler yine yüzüme yapışıyor falan. Bakımın anlamı kalmıyor. Hep bir gün önceki harcamalarımı kontrol ediyorum ve ay sonunda ya da yıl sonunda hani neydi ne yapmışım onu takip etmekte iyi oluyor. Dün bir şey harcamadım biliyorum. O yüzden bu da okey. Makyaj fırçalarım yıkanacak. Ajanda tutmuştum aslında ama kontrol edeceğim. İşte meyve, kitap okuyacağım falan filan. Bir yulaf yaptım. Hepsini yaptıktan sonra süzme yoğurdun ekşiliğini hala aldığım için üstüne biraz daha şöyle bal koydum ve biraz da böyle fındık rendeledim. Şöyle bir şey oldu. Artık elimden kaçan rendeleyemediğim fındıkları da öyle parça halini attım. Şimdi kahvaltımı yapacağım ben. Onu yaparken biraz dizi izleyeceğim. Bu ara Gossip Girl'a taktım bu arada. Şimdiye kadar niye izlememişim ki falan oldum. Bu arada yulafı ya da yaptığım bu tarifi kilo vereyim, formda kalayım falan diye yapmıyorum. Ben sadece tadı güzel olduğu için ve beni gerçekten en az 2-3 saat tok tuttuğu için yiyorum. Ve hani sağlıklı şeyler koyduğum için de kendimi daha iyi hissediyorum. Diğer amaçlarla yenmek istediğinde belki çok büyük ve çok dolu bir kase. Dediğim gibi ben tadını sevdiğim için yiyorum. Şimdi biraz keyif yapacağım. Kahvaltımı yaptım ve o kadar şiştim ki ya. Normalde yaptığımdan da gerçekten çok büyük bir kase yapmışım. Önce bir sabah ilacımı içiyorum. Sabahki ilacımı aldım şu an. Biraz önce 3. bardağımı 250 daha 750. Bunu sadece bugün değil her gün 2000 yapmam lazım. Her gün en az 2 litre içmem lazım ilaç kullandığım için. Evdeyken zar zor hani 2 litreye ulaşabiliyorum. Ama dışarıda olduğum zaman daha da zor oluyor. Ben bu arada buranın ışığını beğenmedim. Kahvaltıyı yaptık. Bayağı bütün muz dedim o kasenin içinde. O yüzden bunu da yaptık.
Şimdi ben günde en az yarım saat kitap okuyorum. Gerçekten her gün yapıyorum. Yani çalışsam da, dışarıda da olsam, yoldayken ya da bulduğum her boşlukta en az yarım saat o gün içinde kitap okuma şeyimi tamamlıyorum. Bu kendi kendime çok uzun bir süre önce verdiğim bir sözdü. Ve bu sayede gerçekten bir sürü kitap bitirdim. Her gün yarım saat kitap okumak yapılmayacak şey değil ve bence yapılması gereken bir şey. Bir Türkçe kitap için okuma saatim var yarım saat. Bir de İngilizce roman okuyorum genelde İngilizceden. Ama şöyle bir durum var. Ben ne zaman kitap okusam çoğumuzda olduğu gibi kahvesiz yapamıyorum. Zaten şöyle ki ben 7/24 maalesef kahve içen biriyim. Maalesef. Yani günde 1-2 bardak içersiniz okey ama ben hiçbir zaman 1-2 bardakla kalmıyorum. Bu övündüğüm bir şey değil ama kahveyi çok seviyorum. Kitabın yanında kahve içeceğim için ama şu an midem gerçekten çok dolu. Dedim ki önce bir midemdekiler bir erisin. O sırada işte ben odayı temizleyeyim, toparlayayım. Bugün makyaj fırçalarını yıkama günü. Sadece bir tane kirli fırçam var, onu yıkayacağım. Ondan sonra kahve yapıp kitap saati yapacağız. Sabah sıkıcı işleri yaparken podcast ya da şarkı dinleyebiliriz demiştik. Ben sabah podcast dinlemiştim ve bölümü de bitirmiştim. Şimdi Spotify'da bir liste var benim takip ettiğim Yeni Müzik Radarı diye. Her cuma günü o liste yenileniyor. Bu hafta dinlediğim birçok şarkıcının, birçok sanatçının yeni şarkıları ve müzikleri var. Bu sefer gerçekten merak ettiğim bir liste ve biraz modum yükselsin, biraz enerji gelsin diye bu sefer sıkıcı işlerimi yaparken bu listeyi dinleyeceğim. Ama hem de iki iş aynı anda yapmış olacağım. Bu her zaman iyi bir şey değil iki iş aynı anda yapmak. Mesela yemek yerken bir şeyler izlemek de aslında iyi bir şey değil. Yani yediğinin keyfini aslında çıkaramıyorsun. O an izlediğin şeye odaklanıyorsun ve bir anda bakıyorsun ki yemeğin aslında bitmiş. Hani o yemeğin keyfi bence çıkmıyor. Yani bir anda oluyor, bitiyor her şey. Ama dediğim gibi böyle sıkıcı işte ev işlerini falan yaparken bence şarkı dinlemek hani o anlamda iki işi aynı anda yapmak bence çok da sıkıntı değil. Bu arada saat daha 11:44. Sabah erken kalkmanın gerçekten bu olayını seviyorum. Yani neler yaparsan yap. Bir bakıyorsun saat daha 1 olmamış. Yani daha çok erken diyorsun. Yani şu an ben video çektiğim için işlerim biraz daha uzun sürüyor. Ama sabah kalkınca insan gerçekten böyle günü yaşadığını hissediyor. Ben o yüzden sabah kalkmaya çok önem veriyorum. Hani işim yok, gücüm yok ama niye kalkıyorsun diyorlar bana. Çünkü bu yüzden yani günlük yaptığım işleri öğlene kadar en kötü halledeyim. Ondan sonra gün bana kalsın, yapmak istediğim şeyleri yine yapayım. O gün ölmesin. Ölünce zaten uyuyacağız hani. Ben bu kafayla yaşıyorum çok uzun bir süredir. Öyle işte, ben daha fazla konuşmadan artık temizliğe girişeceğim. Geçen videodan hatırlar mısınız bilmiyorum, izlediyseniz eğer. Kiko'dan şöyle koruyucu file almıştım makyaj fırçaları için. Ya seyahat ederken ya da yıkadıktan sonra diye. Şu an ilk defa gerçekten kullanıyorum. Böyle yani bu şekilde şeklini asla bozmuyor. Bakın. Yani bir dağılma olmuyor. O yüzden bunları çok istiyordum. Kiko'dan geçen hafta
almıştım. Şimdi tek bir fırçam var demiştim zaten. Onu da yıkadım. Çok hızlı devam ediyorum. Ajandayı işaretledim çünkü ajandamı zaten doldurmuşum. Motivasyon ya da kişisel gelişim adına her gün bir şey yapmaya çalışıyorum demiştim. Onu da işaretlemiştim. O da aslında baktığınızda şu an çektiğim video benim için bir motivasyon ve kişisel gelişim için bir deneyim aslında. Ben ne zaman vlog çeksem bugünün şeyini vlog çektiğim için dolduruyorum, tamamlamış oluyorum. Bana çünkü gerçekten hem motive veriyor hem de gerçekten istediğim, sevdiğim bir şey ve kendimi her video çektiğimde bir tık daha bir şey koyarak, kendimi daha fazla geliştirerek o videoyu çıkarmaya çalıştığım için o alışkanlık, o görev şeyi de o yüzden dolmuş oluyor aslında. Saat şu an tam 12.12. Çift saatleri severiz. Dediğim gibi saat daha 12.30 bile değil ve şu an rutin işlerimin çoğunu bitirmişim. Sadece aslında kitap okuma kalmış. Sonra burada ne var? Ne akşama kadar hani halledeceğim şeyler. Gün içinde yapacağım aslında sadece bir saatlik bir kitap okuma şeyim kalmış. Baktığımız zaman böyle diyorsun ki gün içinde bu kadar çok şey yapmaya nasıl vakit bulacaksın? Hani... Ama bir yerden sonra vakit bulmak değil olay. Bir yerden sonra artık o kadar alışık olduğun şeyler ki, sen farkında olmadan şunu şunu yapacaktın falan diye düşünmeden bir bakmışsın zaten yarısını yapmışsın. Gerçekten alışkanlık edindiriyor sana bu uygulama. Kendimi o kadar alıştırmışım ki artık bana bir görev olarak gelmiyor. Sabah nasıl kalkar kalkmaz yüzünüzü yıkama şeyimiz vardır, alışkanlığımız, hani hiç düşünmeden yaparız ya da uflayıp puflamadan yaparız, hani zaten olağan bir şeydir. Bunlar da artık bana öyle geliyor. Dediğim gibi o yüzden bu uygulama, hayatınızda herhangi bir alışkanlık edinmek istiyorsanız çok ama çok yararlı bir şey. Sadece böyle günlük takip haricinde bir de istatistiklerinizi de gösteriyor. Mesela Temmuz ayının 3, 4, 5 ikisinde neredeydim bilmiyorum ama mesela şu yuvarlakları görüyorsunuz değil mi? Onlar benim o gün içinde ne kadar ilerlediğimi gösteriyor. Bu aylık istatistiklerim. Üst üste tamamladığım 2 günüm olmuş. Ama her şeyi yine tamamladığım toplamda 4 günüm olmuş. Aylık performansım mesela bu kadar ve ben bunu her ay yükseltmeye çalışıyorum. Arkadaşlarınızı da ekleyebiliyorsunuz. Birbirinizle beraber de bu şeyleri yapabiliyorsunuz. Benim şu an bunu kullanan benim gibi deli bir arkadaşım olduğunu sanmıyorum. Yok yani gerçekten. Ama bir arkadaşınızla birbirinize daha fazla motive de olabilirsiniz. Uygulama benim olsa bu kadar övmem herhalde. Sadece size verdiğim tavsiyelerden biri. İster kullanın ister kullanmayın. Ben birazcık daha evi toplayacağım. Evi temizleyeceğim. Ondan sonra kahve yaparken tekrar görüşürüz. Yarım saatlik okumamı yaptım. Kitabın bitmesine çok az kaldı. Ama onu da diğer yarım saatte bitirmeyi düşünüyorum. Ve şöyle bir durum var. Ben bugün bir video daha çekecektim. Okuma günlüğümü böyle ayrıntılı bir şekilde anlattığım bir video olacaktı. Bu ne okuduğum kitapları, alıntılarını ve yorumlarını yazdığım, işte onunla ilgili bilgiler yazdığım, değerlendirdiğim bir defter aslında. Onunla ilgili bir video çekmek istiyorum. Bu şu an izlediğiniz video verimli bir gün haricinde işte benim bir günüm evde nasıl geçiyor olduğu için, bazı vlogları da işte evde çektiğim için bu vloglara nasıl hazırlanıyorum, ne yapıyorum, nasıl çekiyorumu da hani hem siz de görün istedim. Öyle bir ara vermiş gibi olacağım günlük işlerime. Bir vlog daha çekeceğim. Şimdi benimle beraber vloga hazırlanacaksınız. Hafif bir saç makyaj yapacağız. Ondan sonra günlük işlerimize devam edeceğiz.
okuma günlüğüm dediğim de böyle kendi ellerimle yazıp boyadığım, çizdiğim bir şey. Dediğim gibi işte herhangi bir okuduğum kitabın böyle işte kitap yorumlarını, alıntılarını, işte değerlendirmesini falan yapıyorum. Bunları yazıyorum. İşte kitapla ilgili bilgileri yazdım. Onun haricinde böyle kendi kendime kapaklar çizip işte yani o ay hangi gün kaç sayfa okumuşum diye yazdığım bir defter açıkçası. Hani çok anlatacak bir şeyim yok. O yüzden kısa sürecek zaten. İşte Nisan özeti falan, hani böyle ayların özetlerini yapıp sonra geçtiğim öyle bir defter. Bunu da paylaştığım zaman ayrıntılı olarak zaten anlatmış olacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Üstümü değiştirdim, geldim. Çok hafif bir makyaj yapacağım. Makyajın durumuna göre saçımın önlerini belki düzleştiririm. Arka tarafı zaten değiştireceğim. Ne yapalım biliyor musunuz? Bir önceki videoda aldığım şeyleri kullanalım. İlk önce şu Fenty Beauty'nin nemlendirici primer ile başlayacağım. Yüzüme zaten nemlendirici sürmüştüm hatırlarsanız. Çok zaman geçmedi. O yüzden ekstra bir daha sürmeyeceğim. O kadar güzel kokuyor ki. L'Oreal'in Glow Cherry'si var ya. Artık satılmayan. Bende hala bitmedi. Azıcık ondan süreceğim. Azıcık parlayalım çünkü fondöten dediğim gibi kullanmıyorum. Bunu da elimle dağıtacağım. Hatırlarsak bir de Fenty Beauty'den ne almıştık? Contour stick almıştık. Şu hatırlarsak herkesin bildiği ve benim alışverişimin asıl amacı olan şöyle şöyle gözüme de sonra bir de yamuk yaptım. Fırçalarımı da daha yeni yıkamıştım. Diğeri ıslak. Yüzümüze biraz bronzluk geldi. Allık süreceğim. Sıvı allık. Pastelin şu allığından. Bu da bitmek üzere. Benim kullandığım hangi numara bilmiyorum. Etiketini sökmüşüm. Yedireyim. Kalanı gözüme yedireyim. Yine pastelin bu serisinden highlighterları vardı. İki rengi var zaten. Bende iki rengi var ama şu an kullandığım bu altın sarısı gibi olan. Bayağı bol bol sürüyorum şu an. Fark ettiyseniz. Tek bir fırçayla her şeyi yapabilmek çok güzel. O yüzden az önce de sadece tek bir fırça yıkadım. Çünkü bir süredir sadece bu makyajı yapıyorum ve hep aynı fırçayla yapıyordum. Yani her şeyi aynı fırçayla sürüp dağıttığım için böyle bir yere giderken taşıması da çok kolay oluyordu. Ne olur ne olmaz taşımıza sürülmüştür diye ıslak mendille taşımı değil sileceğim. Yüzüme hafif renk geldi farkındaysanız. Kaşımı sadece tarayacağım. Bir tane eyeliner süreceğim. Eyeliner. Bir rimel süreceğim. Kiko'dan aldığım aynam şu an bu çekmecede değil. O yüzden hiç kalkamayacağım. Rimeli yakın aynada sürmem var. Kendi ten rengimde bir dudak kalemi süreceğim. Çerçeve yapacağım daha doğrusu. Sürdüğümü de içeri doğru dağıttım. Son olarak da dudak yağı süreceğim. Onu da aplikatörün direkt dudağıma sürmektense elime alıp böyle yedirince daha iyi oluyor. Şimdi bu yağı dışarıda bırakıyorum. Diğerlerini topluyorum. Ondan sonra bir saç baş kontrolü yapıyoruz. Sonra artık videoya geçeceğim. Bu fırçayı yine yıkayacağım. Bir ara isterseniz makyaj çekmecemi beraber düzenleyelim. Atacağım çok fazla şey var. Eski olan. Atmam gereken. Onları bir ara halledelim. Şimdi ben saçımı yapmaya gidiyorum. Saçımı yapmaya gidiyorum dedim ama sadece tekrardan topladım. Çok dağılmıştı yanları. Topladım ve ben şimdi asıl videoya geçiyorum. Birazdan yine sizinle konuşacağım. Ama o sırada işte neler yapıyorum. Birazcık görün
diye yine küçük bir video kaydını alacağım. Şu an çekmeye başladım ama çok geriliyorum. Neyse, selam herkese. Videoyu bitirdim. Çok susadım ve acıktım artık. Saat kaç? 3 oldu. Gidip bir şeyler hazırlayalım. Bir şeyler yiyelim istiyorum. Yani ben yiyeyim, hazırlayayım, yiyeyim. Çünkü gerçekten acıktım. Şu an ekmek kızartıyorum. Üstüne de avokadolu böyle krem peynirli bir şeyler yapacağım. Artık ne çıkarsa bilmiyorum. Yanına da için ferahlasın diye cool lime yapacağım. Bunu denemediyseniz gerçekten deneyin. Bu benim gerçekten şu an favorim oldu. Tavanda asılı olan soğan. 1 bardak için 60 ml. Su da onun 3 katı. 180 ml su. Banyoya girmeyi düşünüyorum. Saat şu an galiba 4.30-5 falan olması lazım. Kimse gelmeden banyoya gireyim dedim. Çünkü benim banyom gerçekten çok uzun sürüyor. Yani bunun bir banyo öncesi var. Banyo sırası var ve banyo sonrası var. Bu hem saç hem vücut hem işte cilt bakımı falan olunca çok ama çok uzun sürüyor. Sürekli kapıya tıklayıp hadi artık ne zaman çıkacaksın falan oluyor. Kimse yokken artık banyoya gireyim dedim. Banyo öncesinde yaptığım tek şey aslında bu atkılı fırçasıyla özellikle kollarımı ve bacaklarımı 5 dakika boyunca falan fırçalamak oluyor. Duşa girdikten sonra da büyük ihtimal hepimizde olduğu gibi ilk yaptığım şey yine saçlarımı yıkamak oluyor. Ve Urban Care'ın bu şampuanını kullanıyorum. Saç kremim de bu. Şimdi şampuanı sürüyorum, yıkıyorum falan. Sonra saç kremini sürüyorum. O sırada vücudumu normal bir lifliyorum. Bildiğimiz normal lifle. Saçımı duruluyorum. Saçımı duruladıktan sonra Herbal Essence'in nemlendirici saç maskesini kullanıyorum. Bunu da bir 5 dakika bekletiyorum. Ama çünkü o sırada şunu yapıyorum. Önce kabak lifiyle yine kollarımı ve özellikle bacaklarımı lifledikten sonra sadece suyla beraber vücut peelingi kullanıyorum. Bu bitmediği için geçen Sephora'dan aldığıma daha geçemedim. Şu an bunu kullanıyorum. Ama çok güzel nemlendirmiyor açıkçası. Ben yani bundan sonrasında nemlendirici mecbur kullanıyorum. Sonrasında saçımı duruluyorum falan derken saçımı banyodayken tarıyorum. Çünkü banyodan çıktıktan sonra saçım ıslaklığını kaybettiği anda nemli bile olsa taradığım anda direkt kabarıyor. Duş sonuna doğru artık ayaklarımı törpülüyorum. Bu sefer şöyle bir şey yapacağım. Bunu aldım demiştim ya. Bunu alırken bir de kullanımlık duş öncesi şöyle maske var. Bunu kullanacağım. Şimdi bunu yaptığım için saçımı çok yormak istemediğim için bu seferlik şunu kullanmayacağım. Ama normalde bunu kullanıyorum. Bundan bir iki tane aldım deneyeyim diye. Bu bittikten sonra bunun gibi bunun maskesi de var zaten bayağı kutu içinde. Büyük ihtimal onu alırım ama önce dediğim gibi bunu deneyeceğim. Banyodan çıktıktan sonra banyo sonrasında yapacağım şeyleri zaten yine anlatarak saçımda, yüzümde falan filan her şeyle zaten yine beraber olacağız. Ben şimdi banyoya giriyorum. Gelebildim sonunda. Size duş sonrası saçımı uyguladığım tarifeyi göstereceğim. Saçlarım o kadar yumuşak ki. Duştan sonra ilk yaptığım şey yağ sürmek. Şekillendirici saç bakım kremine geçiyorum. Jölemsi ama jöle olmayan bir saç şekillendirici jel sürüyorum. Özellikle bir arkalara. Her şeyden sonra şu köpüğü kullanıyorum. Kuruttuktan sonra şekli bozulmasın diye yine CEO'sun keratinli
saç spreyinden çok hafif. Ben duştayken yüzümü yıkamıştım. Dudağım o kadar çatlak ki. La Roche'un efektler jeliyle. Geçen videoda aldığım şu Kiko'nun pembe maskesi. Bunu bir deneyeceğiz. İlk defa deneyeceğim şu an sizinle beraber. Aşırı zevkli. Bir 10 dakika bekleteceğim bunu yüzümde. Bu sırada ben bir ortalığı toplayayım. Sonra yüzümü yıkayayım, geleyim. Sonra size bir feedback vereyim maskeyle ilgili. Yüzümü yıkadım, geldim ve gerçekten böyle kurutmadı cildimi. Yıkarken bu arada güzel yıkanıyor. Hani zorlamıyor. Hemen su değdiği anda çıkıyor maske. O konuda iyi. Yani böyle bazı kil maskeleri böyle yıkıyorsun çıkmıyor ama o böyle değil. Güzel bir maske. Yani olabilir. Alabilirsiniz. Bir tonikle bir yüzümü sileyim. Zaten artık akşam oldu. Yani saat 7'ye geliyor. Akşam cilt bakımı da hazır videoyu şey yapıyorken yapayım istedim. Akşam rutinimde şimdi yüzümü yıkadım. Yüzümü yıkadıktan sonra her akşam için tonik kullanıyorum. Ama işte haftada 2 kere belli aralıklarla maske uyguluyorum. Maskeden sonra tonik dedim. Tonikten sonra da The Purist'in bu niacinamid serumunu kullanacağım. Bundan var ya kaç şişe bitirdim bilmiyorum. Ama bence gerçekten işe yarıyor. Niacinamidi de sürdükten sonra merhemimi sürüyorum ben akşamları. Çünkü gerçekten sabah sürdüğüm krem tek başına yetmiyor. Ama bu da çok ağır olduğu için sabah akşam kullanamıyorum. Bunun ne olduğunu söylemek şu an istemiyorum. Çünkü hani ilaç aslında. O yüzden size böyle bir şeyi ben önermek istemiyorum. Hazır maskelerden gidiyorken yine en son Sephora'dan aldığım şu dudak maskesini yapacağım. Son olarak cilt bakımı rutinimde sadece akşam kullandığım yine The Pure Solution'ın kafeinli, vitamin C'li gözaltı serumunu sürüyorum. Cilt bakımı akşam rutinim de böylece bitiyor. Son olarak banyodan sonra ben sürekli vücudumu yağla, özellikle bacaklarımı. Banyoda peeling yaptığım için banyo sonrası mutlaka bacaklarımı yağla bir nemlendiriyorum. Ondan sonra nemlendirici krem sürüyorum. Yağ sadece peeling yaptığım yerler için. Çünkü oraları biraz zorladığım için, yani öncesinde at kılı fırçası, sonrasında işte peelingden önce kabak lifi falan derken çok zorluyorum. Son olarak da nemlendiricimi yağ sürmediğim geri kalan her yere sürüyorum. Her yerimi yağladım, nemlendirdim ve son adıma geldi. O da deodorant ve vücut spreyi parfüm. Sonra Victoria's Secret'in şu Temptation'ını sıkıyorum. Böyle üst bedenime. Son olarak da mis gibi kokuyorum. Keşke şu an böyle biriyle buluşabilsem de dese ki bana ne güzel kokuyorsun. Erkek arkadaşımı özledim. Görüyorsunuz habit de bayağı erkek arkadaşımı dedim yazdım. İyi tamamlıyorum cilt bakımını. Telefonu da sildik. Şu kitap okuma şeyim kaldı. Yarım saat kitabımı bitireceğim demiştim. Şimdi ben kendime bir kahve daha yapıyorum. Ondan sonra bir yarım saat, 40 dakika falan kitabımı okuyorum. Ve bugüne benim için bitti diyoruz. Benimle beraber bir gün geçirdiniz. Evdeyken ne yapıyorum? Evde olduğum günler, o günü nasıl daha verimli, nasıl daha üretken geçiriyorum, geçirmeye çalışıyorum. Onu gördünüz. Umarım sizi bir şeyler hakkında böyle motive edebilmişimdir. Bu videoları çekmemin sebebi hani aslında o. Birbirimizi motive edebilmek ve sizlerden güzel geri dönüşler almak açıkçası. Teşekkür ederim size sonuna kadar izlediyseniz. Evde böyle of canım sıkılıyor deyip oturmaktansa aslında yapılabilecek çok fazla şey var. Kendinize hazırdan mısır gevreği yapmaktansa onu nasıl daha lezzetli hale getirebilirim mi? İşte yulafla bir şeyler deneyeyim, bir şeyler ortaya çıkarayım mı denemek bile aslında o günü verimli hale getiriyor bence. Dediğim gibi eksikliklere bakmadan yapmak istediğimiz şeyleri, nerede olduğumuzu ya da neyimizin olup olmadığını hiç
bir şekilde kafaya takmadan yapmak istediğimiz şeyleri yapabilmek. Mesela işte spor yapmak gibi. Bunları yapabilmek bence asıl en önemli şey. Ben bile mesela YouTube'u çok uzun bir süre önce kullanmak istiyordum. Yani çok uzun bir süre önce aslında vlog çekmek istiyordum ama hep şey diyordum. Hani evim buna müsait değil. Ne yapacağım ki işte? Neyle çekeceğim ki falan filan. Sonra dedim ki yani kimse doğuştan o gördüğümüz şeylere sahip olmadı. Herkesin başlangıcında illaki bir şeyler eksikti. İllaki herkes çalışarak zaten o noktalara gelebildi. Hiçbir zaman bir şeylere başlamamız için mükemmel bir zaman olmayacak. Her zaman bir eksiklikler olacak. O yüzden ben de dedim ki ya o mükemmel zamanı bekle. Son nefesine kadar hiçbir şey yapmayacaksın. Ya da şimdi kalkıp yapacaksın. Ve hani bir yerden başlayıp bir yerden ilerleyeceksin dedim. Bu hani sadece YouTube için değil bu arada. Spor anlamında olsun, gün içinde yaptığım, gördüğünüz o en basit alışkanlıklar için bile olsun bir yerden başlamak, hiçbir şekilde bahaneler üretmeden, hiçbir şekilde eksikliklerden korkmadan bir yerden bebek adımlarıyla başlamak gerçekten asıl önemli olan şey zaten. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım siz de bir şeyler için motive olmuşsunuzdur. Umarım istediğiniz şeylere biraz olsun itebilmişimdir. Dediğim gibi ben artık çok yoruldum. Kendime bir kahve yapıp birazcık kitap okuyup kitabımı bitirmek istiyorum. Onun haricinde yapmayı sevdiğim bir şey var gün içinde. O da şu ki o gün için şükrettiğim ne varsa onları kısa kısa not almak beni gerçekten böyle gün içinde sabah kalktığımda gece yatarken beni gerçekten motive eden, beni gerçekten hatırladığımda mutlu eden bir şey. O yüzden... Kendime kahve yapıp biraz kitap okuyup birazcık daha günlüğümsü bir şeyler yazıp artık bugüne bitti diyeceğim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz. Bye!